Herkese merhaba. Geçen videomda bir Çinlinin birisine beddua edeceği zaman tuhaf zamanlarda yaşayasın dediğini söylemiş ve ülkemizden örnekler vermiştim. Tuhaf zamanlarımız devam ediyor ve anlaşılan o ki daha uzun bir müddette de devam edecek. Milletvekili seçilmiş ancak hala cezaevinde olan Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin dünkü kararı ile yargıda bir dip daha görmüş olduk. Neden mi? Yargıtay 3. Ceza Dairesi Can Atalay'ın milletvekili olamayacağını ilan ederken bir ilke daha da imza atarak Anayasa Mahkemesi üyelerinin yetkisini aştığını belirtip karar veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Şimdi bunlar bir hukuk devletinde olmuş gibi hukuki açıklamasını yapmak istiyorum. Ama ilk önce bu aşamaya nasıl geldik ona bir bakalım. 25 Nisan 2022'de gezi davasından dolayı Can Atalay tutuklandı ve 18 yıl ceza aldı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Hatay'dan milletvekili seçildi. 13 Temmuz 2023'te milletvekili seçilmesi nedeniyle avukatlarının yargılamanın durması ve tahliye talepleri Yargıta 3. Ceza Dairesi tarafından reddedildi. 28 Eylül 2023'te Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından dosya onandığı cezası kesinleşmiş oldu. 25 Ekim 2023'te Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruyu kabul ederek ihlal kararı verdi ve alt derece mahkemesi olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine can atalayı tahliye et dedi. 30 Ekim 2023'te 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni takmayarak dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. 8 Kasım 2023'te ise Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yargıtay'ın kararından sonra da Dana'nın kuyruğu kopmuş oldu. Peki bu olabilir mi? Olursa nasıl olur? diye sonra sonra gidelim. Bir kere bu olmaz. Ne de? Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının statüsü Anayasa'nın 153. maddesinde belirtilmiştir. Ne diyor maddede? Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz. Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesin ve tüm devleti tabiri caizse bağlar diyor anayasa. Bu devletin içinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de var, Yargıtay 3. Ceza Dairesi de. Ama 3. Ceza Dairesi kararında bu karar anayasanın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar değildir demiş ve kararını bu maddeyi dikkate almadan vermiş. Yani anayasayı ihlal etmiş. Artık anayasa mahkemesi verdiği kararlar ile ilgili olarak 3. ceza dairesinden görüş almalı bence. Devam edelim. Bundan sonrasına bakalım. Suç duyurusu sonucu ne olur? Anayasa madde 148'de Anayasa Mahkemesi'nin görevleri arasında yüce divan sıfatıyla bazı devlet yetkililerini yargılama yetkisi var. Bunların arasında kendi üyelerin de görevleri ile ilgili suçlardan dolayı yüce divan sıfatıyla yargılayabiliyor. Yüce divanda savcılık görevinde Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı Vekili yapar diyor aynı madde. Peki ne olacak? Anayasa Mahkemesi'nin kuruluş ve kuruluş kanunda üyelerin yargılanmasının nasıl olacağının düzenlemesi var. Sizi ayrıntıya boğmadan şöyle söyleyebilirim. Yargılamaya genel kurul karar verecek. Genel kurul 15 üyeden oluşuyor, en az 10 üye ile toplanıyor ve sat çoğunlukla karar alıyor. Can Atalay kararını başkan dahil 9 üye olumlu 5 üye olumsuz kullanmış. 1 üye toplantıya katılmamış. Yani 9 üyeyi 6 üyenin yargılaması lazım ama sayı olarak genel kurulu toplayabilme yeterliğine sahip diller. Yani fiili bir imkansızlık durumu söz konusu. Bir kaos söz konusu değil mi? Ülkenin iki yüksek yargısı arasında bir çatışma varmış gibi duruyor. Gerçekten öyle mi peki? Uzun zamandır size ülkede hukukun olmadığı ile alakalı örnekler vererek yayınlar yapmaya çalışıyorum. Sanki ülkede hukuk varmış da ilk defa böyle şaşırtıcı bir karar alınmış gibi davranamam. Ülkede hukuk kırın kapıları biz arkadan yasal düzenlemeyi yaparız dendiğinde bitmişti. Kolluk yargının emrini yerine getirmediğinde bitmişti. Anayasa Mahkemesi üyeleri bir savcının gözaltı kararı sonucu gözaltına alındıklarında bitmişti. Bir gecede 3000 hakim savcı anayasaya aykırı bir şekilde gözaltına alınıp tutuklandıklarında bitmişti. Listeyi o kadar uzatabilirim ki videoyu bitiremeyiz. Yani bu ilk olmuyor, son da olmayacak gibi de duruyor. Ben bunu bir kayıtçı kavgası olarak nitelendiriyorum yargı uzun zamandır Anayasa Mahkemesi de yargıtay da dahil olmak üzere kendi iradeleriyle kanuna ve mevzuata göre karar vermiyor, veremiyor. Bu karar da 3. Ceza Dairesi'nden çıkmadı. İstenen bir kaos zaten. İyi polis, kötü polis durumu. Anayasa Mahkemesi polisi iyi, yargıta ise kötü polisi oynuyor. Bu kaosla bir taşla ...belki birkaç kuşun öldürülmesi planlanıyor. Birincisi bu kaostan yeni bir anayasa yazılması süreci yönetilmek isteniyor. İkincisi Yalçınkaya kararıyla sıkışmış iktidar ve yargıdan... ...bu kararla bu kaosta bir çıkış aranıyor olabilir. Üçüncüsü kimsenin garantisi yok... ...herkes ayağın denk kalsın mesajı verilmiş olabilir. Bunlar aklıma gelenler. Bu oyunu kuranların bu kaosu çıkartanların çok daha fazla düşündükleri olabilir. Ve son söz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu hiçbir yere sığdıramayacağım kararı sonrası yargı da ülkede çok şeylere gebe. Bekleyip göreceğiz. Bu karar ile ülkedeki adalet gerçeğine yeni uyananlar, yeni aydınlananlar olmuş olabilir ama ülkede yargı ve adalet çökeli yıllar oldu. Biz onlara sadece Günaydın diyebiliriz. Ve